Sizlerle güzel bir pırasa katmeri yapalım. Malzemelerim un, tuz, ılık su ve pırasa. Başka bir şey yok. Pırasalara biraz karabiber ekleyeceğim o kadar kavururken. Başka da bir malzememiz yok. Ve suyumuzu koyuyoruz. Bismillah diyerek. Tuzumu da katıyorum. Hamurumu tutuyorum. Bismillah diyerek başlayalım bakalım yoğurmaya. Onlar çıktı piyasaya. Artık neler olur bilmem. Bir pırasa katmeriyle başlayalım. Bir tepsi yapalım. Ardından da belki bir kurabiye bir şey yaparız. Anne kurabiyesi. Eşim benim tatlıyı çok seviyor. İlla evde tatlı bir şey bulunduruyoruz. Çok tutmak istemiyorum bu sefer. Ufak çaydanlığımla ısıttım suyumu. Bir tepsi olsun hemen. Hep iki tepsi ya üç tepsi oluyor. Bugün niyetim bir tepsi yapmak. Temizliği bitirdim. Mis gibi her tarafımı temizledim. Evlerim pırıl pırıl oldu. Kahvemi içtim. Ve hamurumu tutuyorum. Hamurumu tutacağım. Hamurum dinlenirken de pırasalarımı yıkayıp doğrayacağım. Kavuracağım onları. Daha sonra da hamurumu açacağım. Hatta kahve içerken dedim unum var mı acaba? Oba fazlasıyla varmış. Burada kapatıyorum. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Pek elle olmuyor. Nasıl bir göz kararım varsa unumu döktüm. Yani ardından da şöyle çaydanlıkla suyumu döktüm. Tam geldi. Daha hiç un ilavesi yapmadım. Yani artık o kadar göz kararımız oluşmuş ki ne kadar una ne kadar su gideceği demek ki anlıyoruz bu işte. Hamurum yoğruldu. Şahane bir hamur oldu. Hamurumu yoğurdum. Kapağını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben de pırasaları yıkıyorum. Katmerim için pırasalarımı yıkadım, doğradım, kavuruyorum. Biraz suyunu çektim. Sıvı yağsını vereceğim. Burada da tuzum, karabiberim. Başka bir şey yok. Sade mal. Pırasalarımı yıkadım, doğradım, kavuruyorum. Biraz suyunu çeksin. Sıvı yağsını katacağım. Tuzumu en sonda karabiberini vereceğim. Ben iç malzemesini hazırlarken hamurumda dinlenecek. Hamurumu açmaya başlayacağım. Şahane bir katmer tarifi geliyor size. Bunu rahmetli nenem çok yapardı. Dedem istiyordu katmeri çok. Hatta böyle elektrikler kesildiği zaman sobanın üstünde pişiriyordu bunu. Yine yapıyordu. Yağsını verelim. Pırasalarımı güzelce kavuruyorum. Fazla da çok pişirmiyoruz. İçinde
Katmerim de pişecek. Kaybolmasını istemiyorum pırasaya. Otomodum kavruluyor. Hamurum da dinleniyor. Bugün şahane bir tarif geliyor. Pırasalarım kavruldu. Tuzunu verebilirim. Tuzunu da verelim. Ve en son karabiberini veriyorum. Karabiberini de veriyorum. Ocağı kapatıyorum. İç harcımız tamamdır. Hamurunu açmaya başlayabilirim. Ortalığı topluyorum. Hamurumu açıyorum. Pırasamı kavurdum. Hamurum da hazır. Tezgahımı temizledim. Un serptim. Ve hamurumu alıyorum. Dinlendi hamurum. Yeterince. Hamurum şahane bir şekilde olmuş. Ve ortadan kesiyoruz. İki tane hamur açacağım. Bir tepsilik tuttum. Bu sefer ilk defa bir tepsilik hamur tuttum. Becerdim yani. Hep çok yapıyorum. Az tutamıyorum alıştığım için. Hamurlarımı böyle kesiyorum ve yuvarlıyorum. Şöyle tekrar. Ve birini şöyle buraya koyalım. Kapı tutmasın bunu açarken. Bismillah diyerek ilk merdane ile başlıyorum. Daha sonra da oklavaya geçiyorum. Katmer hamurumu açmaya başlıyorum. İlk merdane ile açıyorum. Daha sonra oklavaya geçiyorum. Ama isterseniz oklavayla da başlayabilirsiniz. Böyle daha kolay oluyor. Hamuru büyütmek. Hamurumda tuz, su, un, maya falan yok. Güzel doğmuş. Hamur şahane açılıyor. Hemen büyüdü. Ve oklavaya geçebilirim artık. Nazar değdirttik kendimize. Un serpmedi ki yapıştı hemen. Şuradan biraz un alalım. Burayı koyalım kenara. Şuradan kullanalım. Arada bir un serpelim. Yapışmasın. Bu hamuru aslında sofrada açmam lazım. Daha o kadar büyük açılır. Ama bel ameliyatım olduğu için mecburen burada yapıyorum. Tezgahta. Yapacak bir şey yok. Evet, arada hep un serpiyoruz. Ve açmaya devam ediyorum. Videom çok uzun olacak. Burada kapatıyorum. Daha sonra tekrar açacağım. Hamurumu açmaya devam ediyorum. Dediğim gibi sofrada olsa daha o kadar bu hamur açılacak. Ama tezgah büyüklüğünü açtığımız için bu kadar açık açabiliyoruz. Daha fazla yer yok açmaya.
Hamurumun büyüklüğünü görüyorsunuz. Tezgah biraz daha büyük olsa daha da açılacak maşallah. Ve içine sıvı yağ veriyorum hamurumu. Daha sonra katlıyorum. Sıvı yağsını veriyorum. Şöyle her tarafa gelecek gibi yağlayacağım. Maşallah çok büyük oldu hamurum. Çok da güzel oldu. Ben eski usul yine böyle yapıyorum. Her tarafı daha çabuk yağlanıyor. Daha çekseniz hamurum daha o kadar açılacak. Yani o kadar şahane bir hamur olmuş. Hiçbir yer yağsız kalmasın. Ve kıvırma işlemine başlıyorum. Hamurumu yağladım. Kıvırma işlemine başlıyorum. Şöyle iki kenarından kıvıracağım. Bu tarafından, bir de bu tarafından. Şöyle. Ve en son şöyle yapıyoruz, kıvırıyoruz ve bunu da böyle yapıyoruz. Bu hamur hazır. İkinci hamurumu da aynı işlemi uyguluyorum. Tepsi büyüklüğünde açıyorum en son. İkinci hamurumu da açıyorum. Açmalara doyulmayan hamurum. Tezgahlara hamur hamuru. Bu kadar güzel açılıyor. Unumu soracaksanız Sinan gibi un. Şu an yaptığım katma Sinan gibi undan yapıyorum. Ne kadar çekiyorum, ne kadar çekiyorum bilmiyorum. Şöyle. Çektiği kadarıyla açıyoruz. Oklağının büyüklüğünü geçti hamurum. Maşallah maşallah. Allah'ım ne büyük oldu baksana. Nazar değmesin şuraya bakın hamuruma. Almıyor burası. Böyle katlayalım da yere sarkmasın hamur. Çok güzel açıldı. Hamurumun büyüklüğüne bakar mısınız? Yere sarkıyor. Şöyle yaptım. Sarkmasın yere. Çok büyük oldu maşallah. Sıvı yağsını veriyorum. Her tarafını tekrar yağlıyorum hamurumu. Hamurumu açtıktan sonra yağlıyorum ve iki taraftan kıvırıyorum. Büyüklüğüne bakın hamurumu. Tezgah almadı ve kıvırıyorum. Tepsi büyüklüğüne açımına geçiyorum. İki hamurum ikisi de oldu. Hamurlarımın ikisini de hazırladım. Tepsi büyüklüğünde açıyorum ve ara katına da pırasasını koyuyorum. Hamurun ikinci aşamasına geldik. Tepsi büyüklüğünde açıyoruz merdaneyle. Yağlı bir hamur olduğu için oklavayla biraz zor oluyor. Şöyle bastırarak tepsi yuvarlaksa yuvarlak şekil veriyoruz. Kare ise kare şekli. Ben fırını aygaz ocağında pişireceğim için uzun yapacağım yani. Kare yapacağım. Yuvarlak yapmayacağım.
Davul fırınımı burada pek kullanamıyorum. İndir, aşağıya yenden kaldır. Balkona kaldırdım onu. Yerim yok burada müsait. Onun için bu fırında yapıyorum. Tepsiyi de ona göre şekil vereceğim. Siz de tepsinize göre şeklini verin. Katmayınız. Tepsini de yağladım. O büyüklük yeter. Hamurumu tepsiye koydum. Tepsimi yağladım. Ve pırasasını veriyorum. Her yere gelecek şekilde. Mis mis. Şahane oluyor bu pırasa katmer. Peynirli de yapıyorum ben bu katmeri. Peynirli de şahane oluyor. Pırasalarını her yere gelecek şekilde yaydırdım katmerimi. Şu görüntüye bakın, böyle bile yenecek. Bu kadar güzel. Üzerindeki hamurunu da açıyorum. Onu da koyuyorum ve fırına veriyorum. İkinci hamurumu da açtım. Şöyle oklavaya doladım ve üzerini kapatıyorum. Ve sıvı yağ sürüp fırına veriyorum katmerimi. Başka da bir şey yapmıyoruz yani. Bunda yumurta yok üzerinde. Bir tek sıvı yağ. Katmerim oldu. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. Şimdi fırça kullanıyorum. Az önce hamurları açarken kolay olsun diye katlayarak yapıyorum yağlama işlemini. Ama böyle fırçayı kullanıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Ve 180 derece fırına pişmeye veriyorum. 45-50 dakikada da pişer tahminim. Yağlama işlemi de bitti. Fırına veriyorum. Katmerimi fırına verdim. Pişmeye bırakıyorum. Katmerim pişti. Şu görüntüye bakın. Nar gibi kızardı. Kıyır kıyır bir katmer. Şahane. Biraz dinlensin. Daha sonra dilimleyeceğim katmerimi. Harika oldu, harika. Katmerimin kesimine geldi sıra. Şahane, şahane. Kıyır kıyır bir katmer. Şuraya bak. Elimden bir dilim kestim. Şöyle içini size göstermek için dilimlemeden. Şuraya kat kat olmuş. Çıtır çıtır olmuş. Mis mis olmuş. Mis. Harika. Merimden şöyle kestim, dilimledim. Size bir şey söyleyebilir miyim? O kadar güzel olmuş ki, o kadar güzel olmuş. Nasıl anlatsam size.
kadar lezzetli olmuş ki. Kıyır kıyır pırasalar öyle lezzetli olmuş karabiberle mis gibi. Ve ben biraz ayran yapıyorum. Çayımı da demledim. Ve şimdi birlikte güzel bir katmerliyelerin kurabiyelerimiz de fırında. Çayımızı da kurabiyeyle içeceğiz. Katmerimi masaya getirdim. Şahane bir katmer olmuş. Dışı böyle çıtır çıtır, içi de yumuşacık olmuş. Pırasalar da çok lezzetli olmuş. Şuraya bak. Mis mis. Yanına da en yakışan tabii ki ayran. Ayranı da yaptım. Katmerlerim de harika oldu. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Ve şimdi bana da afiyet olsun ezan okuyunuyor. Azallah cennet inşallah diyorum. Ve biz katmerlerimizi yiyoruz şimdi.